Ve o yuvarlak siyah yuvarlaktan bahsediyor. Aldı. Çarptı. Doğru. Sonra tekrardan bu motorunda her seferinde aynı bir araya geliyor. Sporcularımızın lazer silahlarda yurt dışından getirdiğimiz için ücret yoğunluğu çok fazlaydı, çok pahalıydı. Sonrasında yeterli sayıda silahımız olmadığı için bu branşta gelişim sağlayamıyorduk. Bir lazerli silahımızın yurt dışından temin etmeye zorunluluğu, yani zorluğu yaşamamız. Bunu yaşadıktan sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde ve Federasyonumuz Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu işbirliğiyle, Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle milli lazerli silah projemiz ortaya çıktı. Tamamıyla yerli ve milli olmak üzere kendi hedefimiz, kendi silahımız, kendimiz ürettik bunu. Ben çok uzun yıllar bu branşın içinde bulundum, bu branşın milli sporcusuyum. Silah sıkıntısı biz de çok çektik. Küçüklüğümüzde silah bulamıyorduk ya da işte bir tane silahımız vardı. 20-25 tane arkadaşımla tek silahdan atış yapıyorduk. Lazerli silahımız içinde lazer mekanizmasının bulunduğu ve nişangahı, tetiği ve kabzesinin yine özel olarak üretildiği, tam anlamıyla bizim ürettiğimiz bir milli bir silah. Sonrasında hedeflerimiz de yine aynı şekilde uluslararası standartlara uygun. UIPM dediğimiz, yani Uluslararası Dünya Pentatlon Federasyonu Birliğine uygun şekilde üretilip ve bunlara onaylı bir şekilde entegre ediliyor. Dünya şampiyonları ve Avrupa şampiyonalarında hani kullanılabilecek düzeyde. Şu anlık ulusal standartlarda işte gelişmekte olan ve işte hani gelecek vadeden sporcularımızın önceliğinde kullanılan ve hani sürekli öğrencilerimizi sporcularımıza verdiğimiz bir silah.